Şimdi bir sonraki durağımıza geldik. Nereye geldik? Tohma Kanyonu'nun içinde yer alan Kudret Havuzu'na geldik. Yine dağların arasına saklamışlar onu da. Böyle kanyonun içine doğru gireceğiz. Kanyonun diğer kısmından çıktık. Şimdi kanyonun diğer kısmına doğru gireceğiz. Bu tarafta da yine bir kanyon varmış. Yine Tohma Nehri kenarından akıyor. Biz de şimdi kayaların arkasına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, havuza girdik. Az önce içeri girdik. Şu an kafeterya bölümündeyiz. Hemen arka tarafımız kafeterya. Giriş ücretinden bahsedeyim hemen kısaca. 13 TL. Klasik, yani standart 13 TL. Bir 12 yaş altı olanlara 6,5 TL. Herhangi bir öğrenci indirim yok ama 13 TL'nin ne kadar burası için ucuz olduğunu biraz sonra anlayacağız hep beraber. İç tarafa doğru girince o zaman hep beraber içeri doğru girelim. Evet arkadaşlar, şu anda da Kudret Havuzu'nun tam olarak kaynağındayız. Havuzun diğer havuzlardan ayıran en önemli özelliği ise bu havuzun günde tam olarak 7 defa, tam tamına 7 defa kendini doldur boşalt yapması. Hiçbir kimyasal kullanılmıyor. Hiçbir kimyasal kullanmadan günde 7 defa doldur boşaltla havuz kendi kendini temizliyor. Ve hani garip olan bir şey de havuzun yaz kış 22 derece olması. Yani havuz yaz kış 22 derece. Hiç değişmiyor mu? Full yazında kışında. Hiç değişmiyor. Vay. Sürekli 22 derece. Tabii bu hava sıcaksa havuz soğuktur. Hava soğuksa havuz sıcaktır anlamına da gelebilir. Evet. Havuz şimdi farklı farklı bölümlerden oluşuyor. Çocuklar için ayrı bölüm var. 80 santimlik burada büyükler için ve yüzmeyi iyi bilenler için 2 metre 10 santimlik bir bölüm var. Onun dışında giriş saatlerinden bahsedeyim. Sabah 8'de burası açılıyor. Akşam 7'ye kadar burada yüzebilirsiniz. 13 TL'yi veriyorsunuz. Sabah giriyorsunuz. 8'de akşama kadar yüzebilirsiniz. Mayıs'ta sezon açılıyor. Ondan sonra Ekim'e kadar burası açık. Yani özetlemek gerekirse burası böyle doğa harikası bir yer. Böyle kanyonun içerisinde, Tohma Kanyonu'nun içerisinde, kayalıkların arasında böyle saklanmış bir cennet. Çok güzel potansiyeli var. Böyle bir kaynağa sahip. Ve bu potansiyel çok güzel değerlendirilmiş. Böyle bir ortam hazırlanmış ve biz de bu ortamı şimdi değerlendireceğiz. O zaman birlikte atlayalım. Su gerçekten çok güzel, çok serin. Mağaramız daha da güzel, daha bir otantik hava var. Herkese tavsiye ederiz. Gerçekten muazzam bir ortam. Buralı mısın abi? Malatya merkezden. Hataylıyım. Akçadağlıyım. Ben Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraşlı. Siz abi? Ben Malatyalıyım. Akçadağlıyım. Malatyalıyız. Malatya. Maraş Elbistan. Evet. Sen? Ben de Maraş Elbistan. Evet abi. Peki Darende'ye ilk defa mı geliyorsunuz? Yok canım. Ayda bir geliriz. Ayda bir devamlı geliyorsunuz. Evet. İşte iki haftada bir yerine göre çıkıp geliyoruz. Güzel. Peki abi, Darende'de en çok beğendiğiniz yer neresi? Havuz. Kudret Havuzu. Aynen burası yani. Kudret Havuzu var, şelale var, Komuncuboğa Külliyesi'nin olduğu bölgeler var. Doğal bir havuzu olması bence çok güzel. Suyu, yeri, imkanları çok güzel. İşte dizinden başından rahatsız olanlar için suları da temiz. Darende süper dört dörtlük bir yer. Darende Kudret Havuzu olsun, Somuncubaba Türbesi olsun. Hem tarihsel bir mekan olarak güzel, hem doğal güzellikleriyle güzel bir mekan. Kendini sürekli yenileyen bir su. Öyle olunca da insan sağlığı için baya faydalı olduğunu düşünüyoruz. İyi hissettiriyor. Malatya'da veya farklı illerimizde bir havuza girmek 30-40 lirayken biz burada 13 lira. Çok uygun yani. Bu kadar güzel bir tesiste bu fiyatlar bence çok övülesi fiyatlar. En beğendiğim yer yeşillik alan yani. İnsanların toplu. Havuzu. Evet. Havuzu. Tabii canım. Evet. En güzel de havuzu. Mesela evet, biz bu havuzdan vazgeçemiyor. Evet arkadaşlar, şu an kanyona geldik Cello ile beraber. Cello eski bir rafting antrenörü burada, rafting rehberi. Geçen seneye kadar burada rafting yapılabiliyordu ama suyun debisinden dolayı herhalde. Aynen. Artık yapılamıyor ama Cahit'te yine kendi çapında böyle arada çıkıyor, yukarılara doğru falan gidiyor. Biz de dedik, biz de götürür müsün lütfen? O da dedi götürürüm. Şimdi biz de ekipmanlarımızı aldık, hazırlığımızı yaptık, bize direktifleri verdi. Hazırlığımızı yapacağız. Aynen, botumuzu falan şişireceğiz, ondan sonra çıkacağız. Evet. Hazırlığımızı yapalım, ekipmanlarımızı da tamamlayalım, ondan sonra başlayalım. Hadi bakalım o zaman. Evet arkadaşlar, şu anda Darende'nin
10 kilometre yukarısındayız. Tohma Kanyonu'nda 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Buraya kadar da bu gördüğünüz kanyonda dağların arkasından arabayla geldik. Arabayla buraya kadar geldik. Kanomuzu indirdik. Şimdi aşağı doğru beraber Celalettin kardeşimizle beraber güzel bir yolculuğumuz var. O zaman hadi birlikte gidelim. Evet arkadaşlar, bu manzaraları yani yürürken görmek imkansız. O yüzden Cahalettin çok teşekkürler kardeşim, bize bu harika deneyimi yaşattığın için. Şu anda yan yan gidiyoruz, kamera sende olduğu için. Normalde bu ayarlamayı Cahalettin yapıyor ama bakalım, Allah'a emanet gidiyoruz şimdi. Ya harika ya, çok eğlenceli bir şey. Şöyle dağlar, manzaralar falan. Evet arkadaşlar, şu an dallara takıldık. Kaldık mı? Ne yapacağız? Sakin. Tamam kardeşim. Yanımızda yani Cello gibi profesyonel olmasaydı şu an bayağı böyle stres yapmış. Gidiyoruz. Cello. Öyle şu an evet çok zorlu bir yerden çıktık. Tamam. Ve kardeşim. Evet, karşımızda ne görüyoruz? Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Cello bizim için kendini feda etti ve suya atladı şu anda. Evet. Harika bir deneyim ya. Evet. Ama şu dal nereden geldi buraya? Onu hatıra olarak saklayın. Ah gitti be, attım. Neyse. Evet arkadaşlar, birlikte keşfetmeye devam mı Samet? Çok güzel. O zaman birlikte keşfediyoruz. Nasıldı Samet? Var ya muazzam bir şey ya, var ya. Buraya sırf bunun için bile gelinir arkadaşlar yani. O kadar heyecanlı ki. Yaklaşık 10 kilometre suyun içinde geldik. Yarımız suyun içinde, yarımız suyun dışarısında. Çeşitli mağaralara, dağları, ağaçları geze geze geldik. Yani. Evet abi, sence nasıldı? Yani Türkiye'nin başka bir yerinde zor yaparsınız artık yani, Daren'de de biraz zor yaparsınız. Evet. Celal gibi bir Celal'in gibi bir kardeşiniz yoksa burada. Tekrar teşekkürler kardeşim. Abi ne demek yani. Eyvallah. Sorun değil. Eyvallah kardeşim. Hadi bakayım, çok iyiydiniz. Tebrik ederim. Teşekkürler kardeşim. O zaman keşfetmeye.